izlemiş oldunuz. Neden izletemedim? Çünkü dün biliyorsunuz efendim Recep Konuşuk ve kızı Seher Gider Hasan Konuşuk'u aramak için stüdyomuza gelmişlerdi. Gel ablacığım sen de. Bugün diğer kız kardeş de aramızda. Hoş geldin. Şimdi özetle ailenin iddiası şu. Ailenin tek erkek çocuğu Hasan Konuşuk babasını çoğu zamanda hani tek erkek çocuk olma duygusundan istifade ederek babasını 2002 yılından beri borca sokuyor. Baba girdiği borçları ödüyor. Tek oğlum diyor, mağdur olmasın diyor. Fakat en son 2 senedir yaşadıkları mağduriyetin haddi hesabı yok. Çünkü baba zaten bir ameliyat geçirmiş, kalp ameliyatı geçirmiş, artık çalışamıyor. En son artık babadan kalan tarlalarını da satarak oğluna veriyor. Fakat verdiği paralarla iddialarına göre oğlu yine borçları ödemediği için yine Recep Bey'in kapısına haciz memurları, haciz kağıtları geliyor. Diyorlar ki çıksın Hasan ortaya, babamın borçlarını da ödesin. Babam bu saatten sonra, bu yaştan sonra ne yapacak? Dün biz Hasan Bey'i burada çağırdı, bulunduk. Biliyorsunuz biri aradı, dedi ki ben Hasan, konuşmayacağım, telefonumu da açmayacağım. Beni aramasınlar, ailem de stüdyoyu terk etsin. Sonradan dedi ki biz tanımıyoruz ki Hasan'ın sesini, nereden bilelim onun Hasan olduğunu. Fakat o numaradan daha sonra arkadaşlarımız ulaştılar. Evet, bizi arayan kişi gerçekten oğlunuzmuş. Hasan Bey dedi ki ben dedi ailemi de aradım. Ama onlar telefonlarını değiştirmiş. Evet. Ki dün Seher söylemişti. Evet, bütün borç alacaklılar, evet, bizi arıyor. Evet aynen Müge Hanım, yani hiç huzurumuz yoktu. Yani babamın üzerineydi hattım benim. Bana da ulaşıyorlardı. Babamı sürekli, babam her gün telefonu böyle fırlatarak atıyordu evin içinde. Babama dedik yani böyle olmaz, telefonu değiştirelim. Babamın çünkü hiç üzülmemesi lazım. Rahatsızlığından ötürü. Şu anda yani bize değil aile etrafına ulaştılar. Aile derdine bize, işte büyüklerimiz bizi aradılar. Kesinlikle yayına çıkmasınlar. Diyor. Niye yayına çıkmayacağız? Benim babam mağdur. Sen kendi façanı kurtarmaya çalışırken önce babamı bir düşün. Ondan sonra sen gel bir şey yap. Sen ne demek istiyorsun? Bize diyor ki kızlar şey için çıktılar, mal için çıktılar. Babamı kandırdılar diyor. Biz babamızı kandırmadık. Babam kendisi istedi size gelmeyi Müge Hanım. Ne biz yapsın? Aylardır sizden haber bekliyoruz. Bu zamana nasip oldu. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Araya giriyorum. Ben 20 yıldır aynı hattı kullanıyorum. Bana ulaşabilirdi kardeşim ama bana da ulaşmadı. Galiba sizden şikayetçi. Çünkü yani babamızın arkasındayız da o yüzden. Demiş ki benim babamın benim babam yine satarsa var borçlarımı öder. Evet. Hep işte o kızlar mal davasına düştüler. Babamı da dolduruyorlar. Hayır. Aslında babamla benim arama giriyorlar. Bir dün özellikle hep babasına ulaşmaya çalışmış Hasan Bey. Kızlar da diyorlar ki artık babamızı konuşturmayacağız. Çünkü kalmadı babamızın elinde avucunda bir şey. Hakikaten babam kötü ya. Babam da kesinlikle muhatap olamayacak Müge Hanım. Ben babamı bir daha bulamam. 70 yaşında ne kadar ömrümüz olduğunu belli değil. Benim de ömrüm belli değil. Babam yani ferah çıksın ya, bu alacaklar. Babama niye sürekli rahatsız ediyor? İcralar gibi yengem oturuyor o dediğim işte şer koyulan yerde. Yengem de diyor bizim de huzurumuz kalmadı diyor. Üzülüyoruz bir taraftan, babam çalışamıyor. Birileri getiriyor, biz yardımcı oluyoruz. Kira ödeyen bir adam yani bu. Sen bu kadar vicdansız olamazsın. Ve bir de bir şey söyleyeyim size. Bu iş yaptığı bir arkadaşı var en son getirdiği. Ona demiş ki, onun yani arkadaşım bize ifadesi. Benim babamda işte dedemden kalan bir malımız var. Oradan düşen haklarımı sana devrediyorum. Tamam, babam hak alamamış ki. Ha, babam kendini kurtaramamış, ben mala düştüm değil mi? Ben onu yiyemem ki Müge Hanım babama bir şey olsa. Babama öyle dedim yani malını eğer şeyse ver yani bir yere bağışlayalım. Biz malda değiliz. Olur mu canım öyle şey? Zaten biz malda değiliz Müge Hanım. Ben Müge Hanım sağım daha. Yani ben daha ölmeden toprağa koydu beni yine. O hareketiyle yine. Daha yani sizden kalacak mirası da birilerine veriyor. Evet. Aynen diyor öyle. İpotekli yeri diyormuş. Ne yapacaklar diyormuş. Biz yer için mi geldik buraya? Biz ipotek için gelmedik ki. Babamızı kurtarmak ki, için geldik. Çıksın Hasan ortaya. Evet. Borçları ödesin, babamı refaha erdirsin. Yani evet. Bu imza attığı için şu anda babam sıkıntıda yani. Biz babamı kurtarmak istiyoruz. Babamın üstünden o yükü alsın. Kendi borcu. Yani kaldı ki yok. Hasan kadar sizin de evlat olarak babadan ya, hakkınız olabilir. Var. Hayır, hocam yani ama. İşin öbür tarafını düşünelim. Yani Allah uzun ömür versin. Ölüm hak, biraz helal. Yani bugün babanız varlığının belli bir kısmını oğlunun verdi önüne zaten sarf etmiş. Borçlarını kapamış. Hocam. O sarf edilen miktar kadar diğer kız çocuklarının da kaç kişi evlat varsa hepsinin hakkı var.
Tabii canım, bunu da yani Allah söylemek de suç değil. Ama işte biz kardeşim canım, ne kadar haklı varsın. Gayet tabii canım. Söylemediğiniz halde suçluyuz yani. Söylesek ne bilir ne olacak. Sizin hiç Hasan abiniz yani mi kardeşiniz? Benim abim, ablam. Benim kardeşim. Siz ablasınız, ortanca. Peki Hasan Bey telefon attığınızdaymış. Alo deyin. Alo. Alo. Alo baba. Baba. 7 aydır senin telefonunu bekliyorum. Evine, evime gelmeni bekliyorum. Burayı çıkınca mı aklına geldi baban? Sen aklıma geldiğin için ben seni aramadım ki baba. Ne işin aradın? Sağındaki ve solundaki meleklerin biraz beni gömüyorlardı, o yüzden. Seni gömüyoruz. Sen babamı gömüyorsun. Biz seni niye gömelim? Sen adam gibi adam olsaydın, babamın arkasında dursaydın, hanımın ağzına bakmasaydın, sen 8 yıldır evlisin. Bir gün yüzü görmedi benim babam. Sen ne demek istiyorsun? Sen benim abimsin. Bir şey olsa önce benim canım yanacak. Hanımının değil. Hanımım bize niye hakaret ediyor? Babama niye hakaret ediyor? Sen babamın arkasında duracaksın. Sen erkek evlatsan babamın arkasında duracaksın. Ben evin en küçüğüm, en çile çeken benim. O yüzden benim bu kadar çenem açıldı. Sen beni haksız bulamazsın. Ben mal için buraya çıkmadım. Babam ferah çıkacak. Müge Hanım da dün de söyledi, bizi çok ferahlattı. Mahkeme yolu varsa gideceğiz mahkeme yoluna. Sen babamı bundan sonra hiçbir şekilde muhatap alamayacaksın. Adam gibi adam olacaksın. Hanımına bakacaksın. Daha babamın seninle işi kalmadı. Biz melek meleğiz, evet. 7 aydır babamın ne çektiğini bir biz biliyoruz. Senaryo yazmaktan artık daha şeyimiz kalmadı yani. Psikolojimiz bozuldu. Evet, bu ailemizle ilgilenemez olduk. 3 çocuk sahibiyim, büyükle evde oturuyorum. Yani evde nasıl yaşıyoruz? Ölü müyüz, diri miyiz? Konuşsun bakalım, belki borcunu ödeyeceğim diyecek bir sorun. Baba sen konuş. Evet Hasan, konuş bakalım borçların hakkında. Evet, ben altın işi yaptım ve batırdım yani. Borçlarımı ödemek için de kaçmam gerekiyordu. Ben bu yolu seçtim. O yüzden kaçtım yani. Ben haklı oldum. Ben haklıyım demiyorum. Ama bazı söyledikleriniz de çok yanlış yani orada. Yanlış değil oğlum. Kaçtım, evet, da yani yanlış. Bir telefon uzaklıktaydı. Yani benim telefonum 20 yıldır aynı telefonu kullanıyorum. Bana ulaşabilirdin. Abla, durumum böyle. Abla. Şimdi bak, benim borcum var, ben bu borcu ödemek için buralara geldim. Siz şimdi televizyondasınız ya. Daha iyice işleri sarpa sarıyorsunuz. Beni hiç ödeyemeyecek duruma getiriyorsunuz. Babam da ödeyemiyor. İcralar hep babamın kapısında. Babam ne yapsın? Babam kirasını ödeyemeyecek duruma geldi. Babam ne yapsın? Sen kendini tamam, haklı çıkarmanın yolunu arama. Ne yapacağını söyle bize. Tamam, ben yarın geldiğim zaman borçlar ödenecek mi? Babam yaşayacak mı? Yarına çıkmaya babamın senedi var mı? Tamam. Ne olur gözünü seveyim. Ben öleyim yani, değil mi? Oğlum ben... Kim ödeyecek? Sen mi? Biz mi yedik babamla beri? Sen, ben babamla öleyim mi yani. Ben öleyim yani dedim. Öleyim niye yani öleceğiz? Demedim. Kimse ölmesin. Ben biz... öleyim yani o zaman. Niye ölüyorsun? Niye sen? Ölüyorsun? Açıkla o zaman, ne yaptığını açıkla. 280 bin liranın hesabını ver. Niye Ali babamı sürekli hırsız senin oğlun deyip deyip babamı arıyor? Konuş, anlat bakalım. 280 bin liranın önce hesabını ver. Ondan sonra bakalım ne kadar borcun varmış. Biz bir bilelim bakalım ne borcun varmış. 280 bin lira değil o. En son 280 bin lira eline verdi babam seni. Oğlum ben buraya çıkmasaydım ölünce mi gelecektin benim kapıma? Ben borçlarımı ödemek için kaçtım. Tam işlerimi yoluna koyuyorum. Kaçtığım haber yerde verseydin, işlerimi yoluma koyuyorum baba. 7 aydır yokum baba. İşlerimi yoluna koyayım. Ben ondan sonra geleceğim baba, seni kurtarırım. Sen niye diyorsun ki hacizli yeri alıp ne yapacaklar? Biz babamın malının peşinde değiliz ki. Biz senin sağ olduğundan bile şüpheleniyorduk. Yani sağ değil diyorduk abi. Tamam, şu anda sağ ve borçlarımı ödemek için buralardayım. Tamam mı? Öde babamın o zaman hacizlerini al üstünden. Babamı zaten gideceğiz yani. Yardımcı olacaklar inşallah. Babamın hacizlerini üzerine alamam. Babamın imzaları olan senetler zaten icrada. Ben nasıl alayım? Senedin biri ödendi dendi. Sonra tekrardan ödenmemiş olarak söylendi. Senedi sen ödediysen senedi niye adamların elinden almadın? Senet ödenmedi.
Adam önce öyle dedi bize. Dedi ki senedin birini ödedi. Ağustos ayında ikinci ödemeyi yapmak için dur, sözleştik. Şöyle bir soralım mı? Dur. Hasan Bey hoş geldiniz yanımıza. Hoş geldik. Şimdi Recep Bey'in üzerinde borçlar var. Ama o borçlar siz de kabul ediyorsunuz ki sizin borçlarınız aslında, evet, değil mi? Benim. Evet, tamam, Recep Bey de imza atmış. Şimdi biz buradan mahkemeye gidip Rahmi Bey'den de bu konuda yardım isteyeceğim. Recep Bey'in yaşından ötürü ne yapılabilir? Bununla ilgili kızları en azından vasi tayin edilmek isterler. Bu şekilde babasının üzerinden senet alırlar. Yayın sonrası konuşacağız onu. Evet. Ama siz de şunu yapabilirsiniz. Gidersiniz o senetleri kendi üzerinize alırsınız. Ne kadar borcunuz varsa gidersiniz hapiste yatarsınız. Bir daha da başka senede imza atmamayı da öğrenirsiniz. Çünkü insanlar bazen akıl yoluyla yapmamayı bilirler bazı şeyleri. Bazen de cezasını çekerek. Şimdi siz yatmayın hapiste de babanızı mı yatırsınlar? Evet. Yani şu 70 yaşında nefes alamıyor adam. Şuraya zor iki kolda yürüyor geliyor. Ben acıyorum sizin babanız. Siz ne hissediyorsunuz? Ben de acıyorum babama. Acıyorsanız ben de biliyorum. Tamam o zaman gidin senetler sizinse. Şey hayır gidin alın senetlerinizi üzerinize. Babanız da evinde şey otursun. Şimdi şöyle bir şey var. Hı. Senetleri ben kendi üzerime alsam bile babam rahat olmayacak. Niye? Çünkü mal varlığı babamda var. Bende hiçbir şey yok. Ben aldığım paraları yani borçlu kaldığım kişilerden aldığım paraları zaten batırdım. Yok yani elimde. Tamam da beyefendi yani, batırırken babanıza mı sordunuz? Kız kardeşlerinize mi, annenize mi sordunuz? Ne yapalım? Ya ben de o zaman alacaklarıma bana verirken babama mı güvendiniz de verdiniz mi diyeyim yani. Evet siz babanıza güvenmişsiniz ama babanızda da yok. Tamam olabilir ben babama yani. Güvenip, bak ha. Ben babama güvenip hiçbir şey yapmadım. Ama ticarette insanlar batıyor. İntihar da ediliyor. Öldürülüyor da. Cinayetler oluyor. Tamam o zaman herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Aza kanaat hayır, etmek siz nasıl bir, hayır ayağını, siz nasıl bir öneri sunuyorsunuz? Ayağını yorganına göre uzatmak demek yani hiç insanlar iflas etmiyor mu yani? Ama sizin yaptığınız i̇nsanlar işte bir şey batırmıyor sizin yaptığınız mu? İşte batırılacak ne var? Ham altını alıyorsunuz, işletiyorsunuz, sattığınızda da üzerine karlı alacaksınız. Siz o parayı başka bir yere harcadıysanız ödeyemediniz borcunuzu. Ben ya, şimdi buradan 2 kilo altın aldıysam, buradan da onunla 50 tane bilezik yaptırdıysam gider satarım. 50 liradan da 100 lira kazanıyorsan 5 bin lira kazanır cebime koyarım amenna. Veya 5 bin lira zarar edersin. Ya, takılmasan da. Yani paranın tamamı bildiğiniz şeyler var. Valla bence sizin bilmediğiniz şeyler var ki siz batmışsınız. Benim dediğim gibi yapsanız batmazsınız. Hayır tamam benim hatamdan dolayı battım ben. Tamam şimdi ben niye onun cezasını babanız çeksin diyoruz biz de size. Ben de diyorum ki. Ben de diyorum ki. Ben babama güvenerek bir iş yapmadım. Senetleri de bu hale gelecek diye attırmadım imzayı. Babam da biliyor. Kolundan tutup da zorla götürmedim. Baba İnsanlarla o yani. İnsanlarla konuşturarak, tanıştırarak yapıldı bunlar. Tamam baba ama işler bozuldu. Evet. Bozuldu. İşlerim bozuldu yani. Daha nasıl izah edeyim? Bozuldu yani. Evim yandı ya. Vardı evim yandı. Hırsızlık oldu. Beni gasp ettiler yolda falan filan. Gitti yani. Hem eviniz yandı. Bir şey var. Hem gaspa uğradınız hem eviniz soyuldu. Şikayet hayır hayır farazi konuşuyorum. Misal veriyorum. Farazi konuştuğunuzu zaten ben de tahmin ediyorum. Çünkü olma bir yıldırım düşmediği kalmadı başınıza derdim o zaman. Oğlum o imza attırdığın adam gibi...